Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı günler olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah hepinizi iyilik ve güzellik ve huzur, mutluluk versin inşallah. Arkadaşlar ben ne zamandır bana uzun zamandır böyle sorulan sorular var. Ve ben bunları aklımda tutamadığım için şöyle küçük bir kağıda not aldım. Yani bu sorduğunuz sorular harbiden çok güzel bir sorular. Yani ona cevap vermek istedim. Çünkü neden? Yani bu herkesin kafasını kurcalayan bir soru. Yani herkesin kafasında olan bir soru bu. O soru da nedir arkadaşlar? O soru da yani biz hangi marka tırlar alınır? Yani hangi marka araçlar alınır da ticaret yapılır? Yani kafan rahat bir şekilde, yani gözün arkada kalmadan güvenilir bir şekilde, huzurlu bir şekilde ticaret hangi araçta daha iyi yapılır diye sorular var. Arkadaşlar Ben şimdi Mercedes'ciyim diye, yani yanlış anlamayın, sen de işte Mercedes'i övüyor falan diyeceksiniz ama arkadaşlar hiç alakası yok. Ben her zaman diyorum ve bunu kime sorursanız sorun, yani Mercedes ticari araçta önde gelenlerden birisidir. Ben buna bir açıklık getireyim arkadaşlar. Yani konfor konusunda olsun, ne bileyim aracın parçasının ucuz bakımından olsun, bakımlarında olsun, yani mazot yakma durumunda olsun, yani her konuda şoförü olsun, mal sahibi olan olsun, yani araç sahibini üzmeyecek bir marka Mercedes-Benz. Yani Mercedes kötü bir araba olsaydı arkadaşlar, Artvinliler, Hopalılar, yani Gürcüler, Ruslar alayı Mercedes kullanıyor. Actros'lar kullanıyorlar, Aksorlar kullanıyorlar. Yani bu araba iyi olmasa, bu araba ticaret aracı olmasa bunu kimse kullanmaz. Ya şöyle baktığınız zaman da yani herkesin altında Actros var, Aksor var. Bir de şimdi yani Mercedes-Benz'e teşekkür ediyoruz. Yani şimdiki yeni son model çıkan araçlar zaten dehşet bir şey ya. Uzay mekiği gibi. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Yani Allah inşallah bize de bir gün nasip eder. Yani araç ya, ticaret aracı. Kardeşim kafam rahat olsun. Yani arabam, yani benim bir şey kırdığı zaman da parçası beni zor duruma sokmasın maddi açıdan. Yani uygun olsun diyorsan ticaret aracı Mercedes-Benz. Ha, diğer araçlara hakaret etmiyorum. Sigayna. Sigayna'da konfor 10 numara. Konfor için Sigayna. Ticaret içinde Sigayna diyor herkes ama arkadaşlar, her araç ticarete uygun bir araçtır. Her araç. DAF olsun, Volvo'su olsun, Mano olsun, ne bileyim BMC'si olsun. Yani BMC diyoruz, BMC Turo'yu daha hiç görmedim. Arkadaşlar fotoğraflarını atıyorlar, güzel bir araca benziyor ama önemli olan aracın konforu değil arkadaşlar. Ne kadar konfor olursa olsun, yani bir araçla ticarete çıktığın zaman da, yani yola çıktığın zaman da o araç senin almış olduğun nakliyeni bir seferde gidip gelirken o nakliye giderse o ticaretin bir anlamı yok. Yani kullandığın aracın parçası ucuz olacak, mazotu az yakacak, seni yormayacak. Yani senin ne bileyim yola gittiğin zaman da aklında bir soru kalmayacak. Ya ben şimdi buralarda arıza yaparsam, ne bileyim yani bir şey kırarsam nasıl yaparım, nereden ne bulurum demeyeceksin. Yani Mercedes-Benz şükürler olsun ki, yani her nerede olursanız olun bir telefonda servis ayağınızın dibinde. Parçası da böyle ağamşan, bir pahalı parçaları da yok. Mesela Sigayna'nın bir aynası 2000 küsür liraya ama Mercedes'e gel işte 1300, 1400, 1500 al aynasını tak. En basit örneği bu yani. Daflamanı ne bileyim pek tutan yok. Ben kullanmadım ama kullanan arkadaşların söylemlerine dayanaraktan ben bu DAF'la Mercedes-Benz'i söylüyorum sizlere. Pek tutulmayan bir araç abi diyorlar. Ne bileyim yani ticaret için Mercedes, Sigayna, Volvo, yani bu araçlar tutuluyor diyor. Renault'da hiç kullanmadım. Renault'u da tavsiye ediyorlar. Gerçi zaten her araç kendi sınıfında bir yıldızdır. Ama tabii ki bizim yıldızımız bir başkadır. Mercedes-Benz. Yalan yok. Ben Mercedes'çiyim kardeşim. Ben Mercedes'çiyim. Yani ben şimdi yola çıktığım zaman da içim de rahat olacak.
aklım da rahat olacak, kafam hiçbir şey takılı kalmayacak. Kardeşim, mazotu az yakıyor. Her araç yerine göre az yakar ama en önemli faktör ne biliyor musunuz? Şoförde bitiyor, aracı kullananda bitiyor. Aracı kullanan kişi aracı yormazsa, aracını böyle yormadan sakin bir şekilde kullanırsa, devirlerini falan güzel ayarlarsa, o araç inanın o kadar az yakacaktır ki %25'lere, %24'lere, ne bileyim %20'lere düşecektir. Herkese hayırlı günler. Bu sohbetimiz de bu kadar, çünkü teslimat yapacak olduğum yere geldim. Sizleri seviyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Bay bay.